2021 yılının kış aylarında yaşanan bir fırtına sırasında Marmara açıklarında Demirli Streamliner gemisi Zeytinburnu'nda karaya oturmuştu. Koskoca geminin sahile vurmuş o görüntüsü ilgi çekici olabilir dedim ve atladım arabaya, Zeytinburnu'na doğru yola çıktım. Bu elime fotoğraf makinesini alıp çıkıp fotoğraf çekme işini 16-17 yaşımdan beri zaman zaman yapıyorum, hala da yapıyorum. Ve 33 yaşında olduğumu varsayarsak hayatımın yarısında bu işi yapıyorum diyebiliriz. Tabii artık son zamanlarda elime pek fotoğraf makinesi almıyorum. Çünkü cep telefonları gerçekten çok yetenekli. Yani cebimde cep telefonum varken de sokakta çok iyi fotoğraf çekebiliyorum. İşte böyle anları değerlendirebilmek, iyi fotoğraflar çekebilmek açısından önemlidir. Hayatın olağan akışında karşılaşamayacağınız bir manzara ortaya çıkmış ve bu elbette kayda değer. Kadraja sahile vurmuş dev bir gemi almak çok güzeldi. Yıl 2021. Sanırım YouTube kariyerimin en üretken yılıydı. Bu fotoğraflama hikayesinde kayda aldım ve bir YouTube videosu olarak yayınlamaya karar verdim. Bugün olsa yapar mıydım bilmiyorum. Çünkü bugünün sosyal medya dinamikleri gerçekten çok farklı. O uzunlukta bir videonun öyle bir içerikle çok fazla izleneceğini açıkçası düşünmüyorum. Zaten son zamanlarda aklıma gelen her içerik için ister istemez şu hissiyata kapılıyorum. Yani bundan kime ne? Bunu kim niye izlesin? Gibi sorgulamalara girişiyorum ama o zamanlar öyle değildi. Zeytinburnu'na doğru giderken bir de Atatürk Havalimanı'na uğradım. Orada Apron'da kargo operasyonunda olan bir Ilyushin 76 vardı. Yani böyle yan hikayeler de katmıştım videoya ve günün sonunda aslında fena da izlenmedi. 80 binden fazla insan izlemiş videoyu şu zamana kadar ve daha da ilginç tarafı çok fazla kişi yorum yapmış videoyla ilgili. Toplamda 600'den fazla yorum vardı videonun altında. Tabi denizciliği daha yakından takip eden, sektörün içinden insanlar da videoyu izlemişti ve Volga Balt sınıfı kanal gemileriyle ilgili dikkat çeken bazı yorumlar okumaya başladım videonun altında. Bu Volga Balt meselesini biraz araştırınca öğrendim ki bu Volga Balt sınıfı denilen kanal gemileri 1967'den 1980'lerin ortalarına kadar üretilmiş ve nehirlerde, kanallarda ya da başka sakin sularda kullanılması amacıyla tasarlanmış gemilermiş. Sovyetler Birliği dağılınca bu gemiler de türlü yolsuzluklarla özelleştirilmeye başlanmış. Tabi sakin sular için tasarlanan ve her geçen yıl eskiyen, yıpranan bu gemilerin Karadeniz'e açılmasıyla Volga Bal sınıfı gemiler birçok denizcilik felaketinin aktörü olmuş. Mesela Arvin gemisini hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Ocak 2021'de Karadeniz'de ortadan ikiye kırılarak batmıştı bu gemi. Ve 3 mürettebat ölmüş, 3'ü de kaybolmuştu. Bir geminin kırılarak batması son derece epik bir olay. Bir de bu kırılma anında bir kameranın kayıtlı olması, kırılmanın dehşet anlarına ait görüntünün tüm netliğiyle elimize ulaşması, yani o zamanlar pek fark edemedik belki ama denizcilik tarihine geçecek cinsten bir olaydı. Bunun havacılık tarihindeki muadili Bagram'dan kalkan Boeing 747'nin düştüğü anın kayıtlara geçmesi olabilir. Ya da Etiyopya Hava Yolları'nın 767'sinin denize düştüğü anların bir turist kamerasına yansıdığı anlar olabilir. Ama Arvin gemisinin Karadeniz'in hırçın dalgalarına dayanamayıp ortadan kırılıp batması anladığım kadarıyla denizcilikle yakından ilgilenenler için çok da büyük bir şok değildi. Çünkü Volga Balt gemilerinin piyasadaki kötü şöhreti videoya gelen yorumlardan da anlayabileceğimiz gibi malum. Arvin gemisi de bir Volga Balt sınıfı gemi. 1974 yılında Volga Balt 189 olarak üretilmiş. Evet, 1974'ten 2021'e denizlerde geçen neredeyse yarım asır. Volga Balt meselesini biraz daha araştırdığımda öğrendim ki Türkiye kıyılarında batan daha nice Volga Balt gemisi varmış. Volga Balt 199 Aralık 2012'de, Volga Balt 214 Ocak 2019'da, Volga Balt 179 Mart 2021'de Türkiye kıyılarında bir yerlerde batmış ve denizcilere mezar olmuş gemiler. Volga Balt tipi kanal gemilerinden bazıları halen kullanımda ve Türkiye limanlarında sıkça görülebiliyor. Havacılık dünyasında bir metafor haline gelen eski uçak yoktur, bakımsız uçak vardır düsturu, gemiler içinde geçerli mi bilmiyorum ama 1970'lerden 80'lerden kalma Sovyet gemilerinin hala işliyor olması bence çok ilginç. Sermayeye hizmet ediyor olması da hayatın kötü espri anlayışı olsa gerek. Bir süredir ne zaman Boğaz'a gidip gemileri gözlesem Volga Bal sınıfı gemileri arıyor gözlerim. Marin trafikten onların yolunu gözlüyorum ama soğuk savaş denizciliği ve Sovyet gemilerine dair algımı açmamın başka alanlarda da etkisini gördüm. Mesela Şoför Nebahat filmini daha önce mutlaka duymuşsunuzdur diye tahmin ediyorum. 1970'lerde yapılan versiyonundan bahsediyorum bu arada, Fatma Girikli olan versiyonundan. Evet, Yeşilçam'da bu filmin iki farklı versiyonu var. Biri 1960 yapımı, biri 1970 yapımı. 1970 yapımı filmin 11. dakikasının 44. saniyesinde Karaköy rıhtımında bir gemi görüyoruz. Bu heybetli gemi ile ilgili ilk dikkatimi çeken şey baş kısmındaki orak çekiç ve kiril harfleriyle yazılmış ismi oldu. Taras Shevchenko, geminin ismi bu. Bunu hiçbir yere bakmadan okuyabiliyorum bu arada.
Özellikle anlık araştırmalar için zaman kazanmak anlamına geliyor bu. Basit bir araştırmayla öğreniyorum ki gemi 1966 yılında Doğu Almanya'da üretilmiş ve Sovyetler Birliği'ne teslim edilmiş. Ivan Franko sınıfı kruz gemilerinin üçüncüsü. 1989 yılına kadar Sovyet halklarına hizmet eden gemi, 1989'da 5 yıllığına Alman bir seyahat acentesine kiralanmış. 5 yıllık sürenin bitiminde Sovyetler Birliği dağıldığı için gemi Ukrayna mülkiyetine geçmiş ve 1990'lar boyunca çeşitli acentelere kiralanmış. 2005 yılında hurdaya ayrılmış ve Bangladeş'teki söküm tesislerinde parçalanmış. Bu arada Bangladeş, Pakistan, Hindistan ve Türkiye, Türkiye'de Ali Ağa, İzmir, gemi sökümü konusunda dünyanın en büyük tesislerine sahip olan ülkeler bunlar. Taras Shevchenko gemisinin aklıma getirdiği iki şey oldu. Birincisi baş kısmında orak çekiç taşıyan bir geminin bir kruz gemisi olması. Bu tarz yolcu gemileri kapitalizmin bir icadı ya da sonucudur. Bir Sovyet gemisi ya yük taşır ya da başka sıkıcı bir işleve sahip olmalıdır. En azından öğretimiz bu şekildedir. Sovyet halklarının bir yolcu gemisine sahip olması ve o gemiyle seyahate çıkması mümkün değildir. Sovyetler Birliği sadece gri binaların olduğu, devlet mekanizmasının sosyalizm adına herkesi sömürdüğü, tüm mensuplarının kaçıp kurtulmak istediği bir yerdir. Ya da bir şeyler propagandanın bize anlattığı gibi değil. 1970'lerden çıkıp ekranlarımıza gelen bir filmde Sovyet yolcu gemisi İstanbul'da, Karaköy Rıhtımı'nda karşımıza çıkıyor. Sovyet gemilerinin ulaştığı en uç noktaları merak ediyorsanız size şöyle bir bilgi sunabilirim. 1986 yılında bir Sovyet yolcu gemisi Mihail Lermontov, Cape Jackson denilen bölgede dar bir boğazda batıyor. 12 metre derinlikte ve şu an sportif dalış limitlerindeki bir gemi batı olarak dünyanın en ünlü dalış noktalarından biri olarak ünleniyor burası. Cape Jackson nerede diye soracak olursanız Yeni Zelanda'da. Yani Sovyet kruz gemileri yolcuların düşündüğünüzden çok daha uzun rotalarda gezintiye çıkartabiliyormuş. Sovyet gemi yolculuklarının tarihine şöyle bir bakıyorum ve Stalin dönemine kadar uzandığını görüyorum küçük bir araştırmayla. Kapitalist dünya büyük buhranın pençesinde sefaletli mücadele ederken Stalin yönetimindeki Sovyetler Birliği'nde proletarya gemi seyahatlerine çıkıyordu. 1930'ların başında Sovyetler Birliği'nin iki büyük yolcu gemisi vardı, Abazya ve Ukrayna. Bu gemiler 200'den fazla Sovyet turisti Leningrad kalkışlı uzun gemi yolculuklarına çıkarıyordu. İkinci Dünya Savaşı ile gemi yolculukları ertelense de birliğin dağıldığı 1991 yılına kadar milyonlarca Sovyet vatandaşı Mor Flot filosundaki yolcu gemileriyle dünyanın farklı yerlerini keşfetti. Taras Shevchenko gemisinin düşündürdüğü bir diğer şey ise bir başka gemiydi. Taras Shevchenko Ukrayna asıllı bir ressam ve şair. Sovyetler Birliği'nde de sanatçılara çok önem veriliyor ve verilen bu önemin bir göstergesi olarak isimleri gemilerin provasını süslüyor. Sovyetler Birliği'nin çok değer verdiği bir diğer şair ise Nazım Hikmet'ti. Acaba Nazım Hikmet adını taşıyan bir gemi var mıdır diye düşünürken kısa bir araştırmayla öğreniyorum ki evet varmış. Sessiz Gemi isimli şiirin şairinin bir gemiyle ülkesine veda edip Sovyetler Birliği'ne gitmek zorunda kalan birinin isminin bir gemiye verildiği yıl 1965'ti. Nazım Hikmet'in ölümü ardından toplanan bir komite almıştı bu kararı. Adını Sovyet ticaret filosundaki büyük bir gemiye vererek şairi onurlandırmak istiyorlardı. 1997 yılına kadar aralarında Türkiye'nin de olduğu nice ülkede nice limana yanaştı Nazım Hikmet gemisi. 1997 yılında ekonomik ömrünü tamamlayan gemi parçalandı. Nazım Hikmet Ran. En şiirle alakası olmayan insanı bile kelimelerle etkileyebilecek 20. yüzyılın en önemli şairlerinden bir tanesiydi. Henüz Rus iç savaşı bitmeden Moskova'da bulunmuş, komünizmle Sovyetler Birliği'nin emekleme yıllarında tanışmıştı. Şiirleriyle şöhreti yakaladığı yıllarda komünist olduğu için vatan haini ilan edildi. Senelerce sürgünde kaldı, hapis yattı. Son hapishane yaşamı 1951 yılında sonlandı. Bu sefer de askere alınmak istendi. Çözümü kalıcı bir firar eylemine kalkışmakta buldu. 1951 yılında Romanya üzerinden Sovyetler Birliği'ne iltica etti Nazım Hikmet. Bu kaçışın detayları uzun yıllar bir sır olarak kaldı. Ancak gün geldi, Sovyetler Birliği eski gücünü kaybetti. Komünizm bir tehdit olmaktan çıktı ve işte o yıllarda gazeteci Refik Erduran bir televizyon programında Nazım Hikmet'in firarına dair tüm detayları paylaştı. Refik Erduran, Nazım Hikmet'in firarına yardım eden ve ünlü şairin Türkiye'deki son anlarına şahitlik eden kişiydi. Pilot lisansına sahipti ve ilk önerisi Nazım Hikmet'i uçakla Bulgaristan'a kaçırmaktı. Ancak bu yolun çok riskli olduğu aşikardı. Bir balıkçı takasıyla Karadeniz'e açılıp Sovyetlerin Karadeniz kıyılarına ulaşmak mümkün olabilirdi. Ancak daha sonra bu yoldan da vazgeçildi. Refik Erduran, kıçtan motorlu bir sürat teknesiyle Nazım Hikmet'i Bulgaristan sahillerine ulaştırabileceğini düşünüyordu. Önce kolejden arkadaşı Tarık Demirhan teknesini satın almayı düşünmüş Refik Erduran.
Tabii Demir Ağ soyadı hemen bir algıda seçicilik oluşturuyor bende, dikkatimi çekiyor ve kısa bir araştırma sonucu Tarık Demir Ağa'nın Nuri Demir Ağa'nın yeğeni, Naci Demir Ağa'nın da oğlu Tarık Demir Ağa olduğunu öğreniyorum. Ancak Tarık Demir Ağa'nın teknesi bu iş için uygun bulunmamış ve satın alınmamıştı. Bu kez Akşam Gazetesi'nin eski sahibi Malik Yolaç'ın satılık teknesini gözüne kestirdi Refik Erduran ve tekneyi denemek amacıyla birkaç günlüğüne ödünç aldı. Tarih 17 Haziran 1951. Refik Erduran sabah 9'da teknesiyle Tarabya Oteli'nin rıhtımına gelecek ve oradan Nazım Hikmet'i alıp Boğaz'dan Karadeniz'e açılacaklar. Nazım Hikmet o yıllarda eşi ve oğlu ile Kadıköy'de, Dumlupınar Sokak'ta şimdiki kapı numarası 22 olan 3 katlı bir evde yaşıyor ve o evde hala duruyor bu arada. Aklınızda olsun, Kadıköy Dumlupınar Sokak 22 numaradaki 3 katlı ev. Bir gün giderseniz orada Nazım Hikmet'i yad edebilirsiniz. Tabii bu ev 24 saat polis kontrolünde ama bir rivayete göre polisin olası bir kaçışa göz yumması ile ya da şans eseri polislerin uyuyakaldığı bir anda Nazım Hikmet evden çıkıyor ve önce Karaköy'e gidiyor. Hazo Pulo pasajına giriyor Nazım Hikmet Karaköy'de. Bu arada bu pasaj da hala ayakta ve bu pasajın iki tane çıkışı var. Ön tarafından giriyor Nazım Hikmet ve arka tarafındaki çıkıştan çıkıyor. Olası bir takip edilme ihtimaline karşı izini kaybettirmeye çalışıyor, şansını arttırmaya çalışıyor ve daha sonra birkaç araç değiştirerek Tarabya'ya kadar gidiyor. Tam buluşma saatinde Tarabya'da, Tarabya Oteli'nin tam karşısında, rıhtımda Refik Erduran'ın kullandığı deniz motoruna biniyor ve planladıkları gibi Boğaz üzerinden Karadeniz'e doğru açılıyorlar. Karadeniz'de biraz açıldıktan sonra bir Rumen gemisiyle karşılaşıyorlar. Bu gemiyi de araştırdım. İsmi Plekhanov. Bir Rus filozofunun ismi verilmiş gemiye ve evet, bu gemide 1964 yılında hurdaya ayrılmış ve parçalanmış. Neyse, yaklaşıyorlar bu Rumen gemisine. Tabii ilk etapta gemi personeli çok sıcak bakmıyor bu duruma. Güverteden elleriyle gidin işareti yaparak kovuyorlar yaklaşan teknedekileri. Nazım Hikmet hem Rusça hem Türkçe hem de Fransızca bağırıyor. Ben Türk şair Nazım Hikmet. Sığınma talep ediyorum. Beni gemiye alın. İkna çabaları devam ederken sürat teknesinin motoru bozuluyor ve kalıyorlar denizin ortasında. Rumen gemisi devam ediyor tabii yoluna. Biraz uğraş verdikten sonra motor tekrar çalışıyor ve yetişiyorlar Rumen gemisine. O sırada gemi mürettebatı muhtemelen limanla iletişime geçmiş, durumu anlatmış ve talimat almış. Resmen kucak açıyorlar bu sefer Nazım Hikmet'e. Gemiden sarkıtılan bir merdivenli güverteye çıkıyor Nazım Hikmet ve önce Romanya'ya, oradan da Sovyetler Birliği'ne ulaşıyor. Yıl 1951. Sovyetler Birliği'nde Stalin dönemi yaşanıyor ve Stalin'in en haşmetli dönemi. Nazi Almanya'sını yenmiş, Sovyetler Birliği'ni bir süper güç haline getirmiş. Stalin yönetimi Nazım Hikmet'e şüpheci yaklaşsa da yaşamı için güzel bir ev ve çalışmalarını devam ettirmesi için imkan sağlıyor. 1963 yılında bir sabah evinden çıkıp gazete almaya gittiği sırada kalp krizi geçirip ölüyor ünlü şair. Ne zamanki Sovyetler Birliği dağılıyor, komünizm tehlikesi ortadan kalkıyor, bir anda herkes, toplumun tüm kesimleri Nazım Hikmetçi oluyor. Onun ne büyük şair olduğu, aslında ne büyük vatan aşkına sahip olduğu, zamanında çok ayıp edildiği görüşü etrafında birleşiyor herkes. Gelin görün ki Anadolu'da bir köy mezarlığına gömün beni. Ve de uyarına gelirse, tepemde bir de çınar olursa, taş maş da istemez hani dizeleriyle vasiyet bırakan şairin mezarı bugün Moskova'da, Novodevich mezarlığında. 20. yüzyıl Türkiye'sinde bizim istediğimiz gibi düşünmüyor diye kaybedilen nice önemli değerlerden sadece bir tanesiydi Nazım Hikmet. Rahmetli anmış olalım. Nazım Hikmet'in hem İstanbul'daki hem de Moskova'daki izlerine dair, ne bileyim, İstanbul'da bir zamanlar yaşadığı ev, İstanbul'dan kaçmadan önce Don Atlas satın aldığı Karaköy'deki o pasaj, Moskova'da yaşadığı ev, gittiği yerler, işte bunları derlemek istediğim bir video yapmak istiyorum. Yani bunları derlediğim bir video yapmak istiyorum. Böyle bir planım var. Ve en azından bunun Moskova versiyonunu bu sene bitmeden yapmak istiyorum. Ayrıca Türkiye'den bazı aydınların Sovyetler Birliği'ne ilticası meselesi de son derece ilginç detaylar ve hikayeler barındırıyor. Sabahattin Ali mesela böyle bir iltica girişimi sırasında öldürüldü. Ayrıca Nevzat Bölügiray'ın yakın zamanda bir kitabı geçti elime. Orada da bu konuyla ilgili çok çarpıcı bir hikaye var. Sanırım bu bölümlük bu kadar yeter. Başka bir bölümde, başka bir bu tarz podcast'te, videoda belki bu konuları da işleriz. Bu konularla ilgili de konuşuruz. Evet, gördüğünüz gibi videolarımdan birine gelen yorumları okumam, Sovyet gemilerine dair bir bakış açısı geliştirmeme vesile oldu ve bu bakış açısıyla da aslında bir sürü yeni araştırma konusu elde ettim ve bu konuları araştırmak, bu konulara kafa yormak bana çok iyi geliyor ve bu araştırmalarım sonucunda da sizlere bu kaydı hazırladım. Umuyorum ki eğer arabada giderken dinliyorsanız keyifli bir yolculuk geçirmişsinizdir.
Ya da yatakta uykuya dalmadan önce beni tercih ettiyseniz umuyorum ki huzurla uykuya dalmanıza vesile olmuşumdur ve umuyorum ki bu kaydı beğenmişsinizdir. Yepyeni kayıtlarda görüşmek üzere dostlar. Ben Kerem Gök. Kendinize çok iyi bakın.